Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Anel Elektrik, Gerel, Arena, Reysaş ve Cem Taş hisselerinin analizini yapacağız. Öncelikle Anel ile başlayalım. Şimdi haftalık grafiğine baktığımız arkadaşlar, bu hisse pandemi dibinde yani 2020 Mart'ta 1.30'lu seviyelerdeyken hisse 7.30'a kadar tırmanmış. Teknik olarak hiçbir problem gözükmüyor. Hani tekniği olumlu. Çünkü tüm ortalamaların bakın üzerinde ve satıştan dolayı da herhangi bir geri çekilme yaşamamış. Şu an MACD pozitif, ortalamaların üzerinde. İçimokusar tekniğini açtığımızda pozitifte. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken tek bir nokta var. Tamam, hisse gayet güzel yükseliyor. Şimdi bu hissenin bir süre sonra şuradaki siyah ortalama yani haftalıktaki şu EMA5 ortalamamıza temas etmek isteyecektir. Yukarıya doğru çıktıkça ortalamayı kendine doğru çeker ve yukarıya doğru tırmandıkça ortalamayla arası biraz daha açılır. Bu sebeple olası geri çekilmede yani teknik düzeltme olduğu zaman kendinize önemli bir seviye yani bir destek seviyesi, stop seviyesi belirlemeniz şart. Şu an tekniğinde bir problem gözükmüyor, gayet güzel. Ama dediğim gibi olası geri çekilme durumunda haftalıktaki şu an destek seviyesi 6 TL seviyesinde. Yani bu hissenin en azından 5 haftalık ortalamayı 6 TL'yi aşağıya kırdığı yerlerde dikkatli olmanız gerekiyor mutlaka. Bunu günlük periyotta da takip edebilirsiniz. Günlükteki 5 günlük destek seviyesi 6.90 TL'de örneğin. Hani günlük periyotta takip edenler günlükte 5 günlük ortalama kırılırsa ya da şu 6.63 TL seviyesindeki EMA9 yani 9 günlük ortalama desteği kırılırsa hani stop olup en azından tekrardan üstüne çıktığında tekrar alım yapılabilir. Bu hisselerden maksimum kar almanızı sağlayan bir durumdur. Bir iz süren stop gibi çalışır. Bu sebeple arkadaşlar teknik stop alabileceğiniz seviyeleri net olarak belirlemeniz gerekiyor. Kimisi 5 günlükte stop olur, kimisi 21 günlükte ama 21'de stop olur. Bu sebeple bu seviyeleri önemli bir şekilde, disiplinli bir şekilde belirleyip önem vermeniz gerekiyor mutlaka. Teknik olarak dediğim gibi bir problem göremedim. Şurada kırılan güzel bir çanağın yukarıya doğru tırmanışı gözüküyor. Bir kepçe görünümü gözüküyor. Bu şekilde bakalım, umarım yeni yoluna devam eder. Hissenin haberlerini de takip etmek lazım. Şimdi genel hissesinde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu hissenin pandemi dibindeki seviyesi 1.70'lerdeyken hisse 8.5'lara kadar tırmanıyor. Hani bir güzel prim yapıyor. Şurada şimdi burası ikili tepe mi olacak? Yoksa buradan bir yatayda formasyon üretip yukarıya yoluna devam mı edecek? Bunun kararını vermesi gerekiyor. Şurada bir boyun çizgisi var arkadaşlar. İkili tepe derslerimizde anlatırken eğitimlerde ikili tepelerin boyun çizgisinin aşağı kırılım yeri yani boyun kırılımı teknik stoptur. Burada tam boyun çizgisinin desteğinde bakın. Kırılmaması gereken seviye 6.15 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. 6.15'in altına düşerse arkadaşlar tehlike olabilir. Son noktası nedir diye soracak olursanız son noktası artık haftalıktaki şu EMA 50, 50 haftalık ortalama. O da tam 6 TL seviyesinde. Bu sebeple 6 TL'nin altı tehlikelidir. Buradan tepki aldığını görüyoruz. Buraya kadar inmiş, burası güçlü destek olmuş. EMA 50 güçlü destektir. Eğer 6 TL kırılırsa bu hissenin 4.97'lere yani 5 TL'lere kadar sarkma eğilimi gösterebilir. Bu sebeple dikkatli olmak lazım. MACD'ye baktığımızda trend negatifte. Histogram kırmızı, mavi ortalama turuncuyu aşağıya kesmiş. Haftalıkta MACD negatifse hisse yürümüyor arkadaşlar. Mutlaka pozitife dönmesi gerekiyor. Günlükte baktığımızda günlükte de negatif. Hatta günlükte EMA 200'ün dahi altına indiğini görüyoruz. İyi gözükmüyor teknik günlük periyotta. Mutlaka kendini bir an önce şu 200 günlük ortalamanın yani 6.30'ların üzerine atmalı. Yoksa problemli gözüküyor. Yani 6.30'un üzerinde görmeliyiz biz bu hisseyi arkadaşlar.
Şimdi içi boksar tekniğinde durum daha da netleşir. Bakın. Parabolik sarın noktaları şu an mumların üzerinde. 4 haftadır bu bir negatiflikti. Hisse yükselecekse bu noktaların mutlaka mumların altında yanması gerekiyor. Mum 9 ve 26 periyotluk Tenkan-sen ve Kyujin-sen ortalamalarının altında. Ve bakın en önemlisi bulutun desteğine kadar inmiş. Yani bulutun şu üst ortalaması Senkospen-A desteği dediğimiz güçlü desteğe kadar inmiş. Mumların bulutu kırmaması gerekiyor. Bakın bulut seviyesi 6.10 TL'de. Eğer bulutun içine girerse ve bulutun içinde yoluna doğru devam ederse aşağıya doğru Senkospen B desteğine kadar yani 4.70'e kadar geri çekilme yaşayabilir. Bu sebeple temkinli olmak lazım. 6.10 TL, 6 TL'li seviyeler güçlü bir bulut desteğidir. Zaten 6 TL'de EMA 50 haftalıktaki EMA 50 çok güçlü destek ortalaması da var. Bu sebeple bu seviyeler çok önemli. Dikkatli olmakta fayda var. Arena hissesinde ne var? Bir kere şu yükselen majör trend çizgisini aşağı kırmaması gerekiyor. Yani son noktası artık 46 TL'li seviyeler bakın. 46 TL'nin altına kırılmaması lazım. Bir ikincisi şu an bütün ortalamaların üzerinde bakın 5 haftalık ortalama desteği 54 TL'de, 9 haftalık ortalama desteği 53 TL'de, en önemlisi 21 haftalık yani EMA 21'imiz çok güçlü destektir. Bu da 48 TL'de bekliyor. Olası geri çekilmelerde 5 ve 9 haftalık ortalamalar aşağı kırılırsa EMA 21'in yani 48 TL'nin destek olması beklenir arenaya. Eğer 48 TL'de olamazsa arkadaşlar son noktası artık 45 TL'deki şu majör trend çizgisidir. Bu trend çizgisinin altına kırılım olursa problem var demektir. Onu da söylemek lazım. MACD'nin haftalıkta negatifte olduğunu görüyoruz. Yani trend yok diyor bize. Mutlaka histogramın yeşile dönmesi ve mavinin turuncu yukarı kesmesi gerekiyor. Günlükte tam EMA 50'den yani 50 günlük ortalamadan destek almış. Bu seviye 53 TL arkadaşlar. 53 TL'nin altı da problemli gözüküyor. Çünkü EMA 50'nin altına kırılması, 53 TL'nin altına kırılması hisseyi 48 TL'ye kadar indirebilir. Arada bir boşluk var. 50 ve 100 günlük ortalama arasında çünkü kalmış olacak. Bu sebeple en azından EMA 50'nin 53 TL'de kırılmaması önemli bir parametre. İçimoksar tekniğine baktığımızda paraboliksar 3 haftadır negatifte. Bu ara endeksli satıştan dolayı birçok hissenin paraboliksarlar mumların üzerinde yanmış bir negatiflik gösteriyor ama umarım yakın zamanda toparlar. Bizim yatırımcımızın hani çoğu kriptoya da geçmiş durumda birçok yatırımcı. Bu sebeple şu endeks umarım bir an önce düzelir. Şu borsa bir hareketlenir. Herkes kazancına bakar. Şimdi 9 haftalık Tenkan-sen de kırılmış. 26 periyotlu Kyujin-sen desteğimiz 49 TL'li seviyelerde. Buranın bir destek olması beklenir. Bulutun zaten üzerindeyiz. Bir problem yok. Chikuspen dediğimiz yeşil ortalamada mumların üzerinde olduğu için şu an tek bakmamız gereken Tenkan-sen'in yukarı kırmalı ve paraboliksar mumların altında yanmalı mutlaka. Reysaş. Reysaş'ın özel bir durum var. Nasıl özel bir durum var? Bu bir gökdelen formasyonu yapıp bir buçuk yıldır yatırımcısını şöyle çıkacak mı çıkmayacak mı diye bekleten tahtalardan görüyorsunuz. Bu hisse Reysaş 1 liralardan 13 liralara kadar tırmandı. Bu tırmanıştan sonra hisse hızlı bir şekilde düştü. 3.94 TL'lerden tekrar tırmandı. Bir formasyona yattı. Şöyle bir yükselen trendi vardı ama bunu da kırdığını görüyoruz. Teknik stop 8.40'lı seviyeler. Bu seviyeden sonra 6 liralara kadar indi. Şimdi MACD'nin negatifte olması bir kere trendin olmadığını gösteriyor. Görüyorsunuz. Ortalamalarda negatif kesişim mevcut. Ortalamalarımızı açtığımızda 50 haftanın ortalaması altında olduğu için bakın
mutlaka şu 7-20'nin üzerine kendini atmalı. 7-20'nin üzerine atmadığı sürece bir çıkış beklenemez. Ama 7-20'nin üzerine atarsa 7-48 ve 7-78'deki dirençleri de kırması halinde yeni bir tepki çıkışı, bir atak gelme ihtimali güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde son noktası bence 5.76. Çünkü burada 100 haftalık ortalama desteği var. 5.76'nın altına kırılması durumunda, çünkü 4 TL seviyesine kadar, EMA 200'e kadar indirme ihtimali olabilir. Umarım bu şekilde bir iniş söz konusu olmaz. Ve 7.20 TL'deki şu direnç kırılırsa oldukça güzel bir görüntü olabilir. Günlükte de 21 günlük ortalama tutuyor gözüküyor, direnç olmuş. Önce 7.13'ü kırması gerekiyor arkadaşlar mumların. Bak, önce 7.13, daha sonrasında 7.20. 7.20'den sonra şurada çok güçlü bir direnci olacak. 7.43 TL'de güçlü bir 200 günlük direnci olacak. Günlükte MACD pozitif de, ama umarım terse dönmez yakın zamanda. Bu dirençleri tek tek geçmesi gerekiyor. İçimokusara baktığımızda tam bulutun senkospan desteğinde olduğunu görüyoruz. Bakın, üstteki ortalamamızda destekte. Şimdi buraya bir kere 6.92 şu an fiyat. Yani 6.87'lerin altına kırılmaması gerekiyor ki en azından şu bulutun içine girmesin. Formasyonunu bulutun üzerinde tamamlasın şu şekilde zikzaklar yaparak. Bir de geçilmesi gereken 7.50 TL'de ve 8.70 TL'de şu Tenkan-sen ve Kijun-sen dirençleri var. Bunun yanı sıra parabolik sarı noktalarının mutlaka mumların altında yanması gerektiğini de biliyoruz. Bunları tek tek takip edip tüm parametrelerin pozitife dönmesini beklemek önemli arkadaşlar teknik analizde. Şekilde yapalım. Son olarak Cemtaş hissesine de bakalım. Üzerinde hareket ederken maalesef kırılım şu noktada geliyor, bakın. Şöyle göstereyim size. TL seviyesi teknik stop seviyesiymiş. Bakın şuralar 15.80, 15.90'lar. Burada stop olduktan sonra hisse 12'lere kadar düşüyor. Şu an tekrar tepki vermeye çalışıyor. Mutlaka 17.5 TL'deki majör trend çizgisini yukarıya doğru kırmalı. Bu kırılım gerçekleşirse tekrar pozitiflikten söz edilebilir. Ama 17.50'ye, 17.40'a kadar tırmanıp tekrar satış yerse arkadaşlar problem var demektir. Onu da söyleyeyim. MACD'nin negatifte olduğunu görüyoruz. Şu an trend yok diyor bize. Mumların bakın son nokta aslında 21 haftalık ortalamaya da referans alınabilir. Olası geri çekilmelerde 16 TL'de güçlü bir desteği olacak bu hissenin. Tam 16 TL'de 5 ve 9 haftalık ortalama destekleri var. Ama 16 TL aşağı kırılırsa son noktası 15.5, yani 15.50 TL'deki 21 haftalık ortalama desteği çok güçlü bir destektir. 15.50 kırılırsa aşağıya hisse 13.40'lara kadar inme potansiyeli gösterebilir. Bakın şu mumda olduğu gibi EMA 21 aşağı kırılmış. Mum EMA 50'ye kadar temas etmiş. Günlükte tüm ortalamaların üzerinde günlük basit teknik düzeltme seviyesi 16.20'li seviyeler. Yani 16.20'ye kadar gelmesinde bir problem yok. Hatta bence 16 TL'ye kadar gelmesinde bir problem yok. Ama 16 TL'ye kadar gerilip tekrar tepki vermesi gerekiyor. Tepki vermez, aşağı doğru destekleri kırarsa dikkatli olmakta fayda var. İçimokusarın haftalardır, 7 haftadır negatifte olduğunu görüyoruz. Mumlar Tenkan-sen ve Kijun-sen üzerinde 15.60'da güçlü bir desteği var. Kijun-sen desteği. Şu parabolik sarı noktalarını takip etmek gerekiyor mutlaka. Yani parabolik sarı noktaları mumların altında olmadığı sürece arkadaşlar hisseye girmek çok mantıklı bir hamle olmaz. Mutlaka bu teknik göstergeyi takip etmek ve doğru yerde, doğru zamanda hisseye girmek önemli. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisse varsa bu postu beğenip yazarsanız onları da listemize ekler, analizini yaparız. Sıfırdan borsa grafik analiz eğitim setimiz içinde DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.